Efendim günün ilk misafiri bana çok kızdı bu fotoğrafı niye kullandınız diye. Photoshoplu ben gençtim şeklinde Hacer Hanım bana çok şeyler söyledi ama bizim gönlümüzde hep böylesiniz. Hep çok güzelsiniz. Efendim kocaman alkışlar sevgili Hacer Hanım. Bir önceki fotoğrafımı koyup sizi kandırmışlar. Merhabalar. Bu çalışmalar çok kıymetli. Yusuf'u ve arkadaşlarını sahiden kutluyorum. Zikzak'ı seviyorum, Yusuf'u seviyorum ama Yusuf'tan sonra konuşmak da çok kolay bir şey değil galiba. Şimdi ben 20 yıl İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra bir çocuk evi açtım. Orada çocukların küçük anekdotlarını notlar aldım. Çünkü çocuklar şahane. Her dakika size bir hikaye sunuyorlar. Sesim geliyor değil mi bu arada? O yüzden hep o küçük notları alıyordum. Ama bir gün dedim ki ya bunlar evet çocuk ama sokakta oynayan çocuk değil bunlar dedim. Benim çocukluğumu görselerdi dedim. Ben haşarı bir çocuktum. Annem bana hep şey derdi, sen bir avuç arısın derdi. Böyle ben çok uslu hissettiğimde kendimi anne ben bugün bir avuç kedim oldum falan diye sorardım. Bu sefer kendi çocukluğumun anılarını yazmaya başladım. Baktım dosya kavuruyor. Sağa sola gösterdim falan böyle cesaretsizlikle. Dediler ki yo valla iyi gidiyor falan dediler. Sonra böyle bir bastırdık onu. Sonra Everest'in evine büyük bir cüretle gittim ve Yusuf'cum senin belki adını duyduğunu unuttun. Ben eskiden çocuktum isimli kitabım çıktı ortaya. Sonra Everest dedi ki ya bunun özelde sizin gençliğiniz ama genelde 70'li yıllar olan 70'lerin sonuna kadar olan bölümü de yazar mısınız dediler. Sipariş bir işte ama onu da yazdım, onu da bastılar. Ya ben böyle şaşırıyorum. Yani böyle resmen arkamdan ittiler beni zorla yazar yaptılar. Biraz aferin deliliği de var herhalde. Sonra çocuklar için yazmak gerektiğini hissettim. Ve başladım ve en büyük görevim de benim kendi çocuklarımdı. Hem onlardan çok şey öğrendim hem onlar bana bu yolda çok yardımcı, destek oldular. Yazıyordum, okuyuversenize diye yalvarıyordum. Onlar okuyuveriyorlardı, oğlum da var. İşte bir süre sonra artık onları okutmamaya başladım. Ha, ben kendi kendime yazabiliyorum ama geldim. Çocuk kitabımı da ilk perşembeleri çok severim yazdım. Yayın evine götürdüm. Onlar da hemen bahsediyorlar. Dedim ki ya bu işte bir iş var ben devam edilmeliyiz. Zaten çocuklar peşimi bırakmadılar. İşte az önce Gülnaz'a söylüyordum. Diyor ki çocuk 10 günde yazın kitabı diyor. Bir sene niye bekliyorsunuz o kadar diyor. Falan böyle beni hep zorlayan bir durum var. Peki ben nasıl yazıyorum? Ben hep bildiğim konuları yazıyorum dersem inanmayın. Hayır, çok hiç bilmediğim konuları giriyorum, burnumu sokuyorum, sonra orada debelenmeye başlıyorum. İşte bisikletçilerle ilgili bir şey yazıyorsam, Yusuf, bisikletçi arkadaşların, Şahizer, bisikletçi arkadaşların hep onlarla gidiyorum, konuşuyorum. Belgesel film hazırlığı, kızım belgesel çok, onun film hazırlığı gibi ben kitap hazırlığı yapıyorum. Bu bir bakıma bana çok iyi geliyor çünkü benim merakım, benim hayallerim de gerçekleşmiş oluyor. Merakıma cevap bulmuş oluyorum. Siz bana zaman hatırlatacaksınız değil mi? Evet. Tamam. Perşembeleri çok severim de bir şişman bir çocuğun hem kilo vermesi hem korkularıyla ilgili bir derdim vardı. Hep yazarların dertleri vardır. Bir de çöplerinde hikayeleri vardır. O hikayeyi çıkartır, derdiyle ilgilidir o hikaye zaten. Sonra bir gün gelir ki o kendini yazdırmaya başlar. Sonraki kitabım, bugün adım Kaktüs benim. Kardeşi oluyor ve kıskançlık duygusuna kapılıyor. Çocuğun adı Çiçek, her gün kendini bir çiçeğin yerine koyup kendi kendine hayatı değiştirmeye çalışıyor. Sonrasında Gevrekçi diye bir kitabım çıktı. O da çalışan çocukları konu alıyor. Ben çalışan çocuklara çok canım sıkılıyor. Minnacık çocuklar farklı işlerde. 20'sinde Dünya Çocuklar Günü'ydü ve değişik Facebook'ta paylaşımlar vardı. Ama bitmeyecek. O çocuklar hep çalışacaklar ve biz hep üzüleceğiz. Ama en azından ben onu Gevrekçi Mahmut'la hayatta kazandırdığım için Gevrekçi Mahmut'u çok seviyorum. Sonra şöyle bir şey oluyordu. Kitap fuarlarına falan gidiyor. Çocuklar geliyor. Tibet'e ne oldu? İşte Gevrekçi Mahmut'un evini aramaya gitmişler babasıyla ikisi Zeytintepe mahallesine. Zeytintepe'de bir yer yok. Ben onu uydurdum.
Limon Tepe var. Genelde ben hep birebir yazmaya çalışıyorum. Muzaffer Özgür'ün, Muzaffer abimizin bize söylediği bir şey vardı. Diyordu ki, gerçek mekanlara borcumuz var bizim. O gerçek mekanları yazdık kitaplarımızda diyordu. Ben de hep gerçek Saat Kulesi'si, Saat Kulesi, Gülse Baksa Gülse Yoka. Ama Zeytin Tepe'yi değiştirdim, Limon Tepe'yi değiştirdim, Zeytin Tepe yaptım. Çünkü dezavantajlı bir bölge. Olur okurların arasında Limon Tepe'de yaşamış da dezavantajlı bölge olduğunu ben belirttiğim için bana kızmış olmasınlar çocuklar diye. Onu Zeytin Tepe yaptım. Ama çocuk babasının elinden yapılamış, Mahmud'un mahallesini göreceğiz diye tutturmuş. Gitmişler Zeytin Tepe, Limon Tepe'lere tabii gitmişler Zeytin Tepe diye. Aramışlar falan, geliyorlar bunu söylüyorlar bana. Sonra çiçeği soruyorlar, çiçek ne oldu diye. Bu sefer düşündüm, dedim ki ben bu kahramanları çok arsızlık bağlanıyorum bunlara. Onların annesi, anneanneleri gibi filan oldum. Ben en iyisi bunları terk etmeyeyim, bir kitap daha yazayım dedim. 10 numara çocuklar diye üçünün bizden geçtiği bir kitabım daha var. Zor olmadı mı? Öldüm. Çünkü kendiniz de yazsanız bir süre sonra cümleleri bile unutuyorsunuz ama çocuk unutmuyor. Çocuk üç sefer bile okumuş oluyor sevdiği kitabı. Geliyor, hayır o öyle değildi, yanlış yapmışsınız diyor. O yüzden çocuk kitabı yazmak epey zahmetli. Alnımın akıyla oradan çıktım. Şimdiye kadar oradan çocuklardan bir şikayet gelmedi ama şöyle bir şikayet geldi. Çiçeğin dedesi Hakim dede çok tatlıydı. Onu niye öldürdünüz diye benim başımın etini yediler. Ölüm de var hayatta. Ben onu özellikle hani bir yakınını kaybettiyse kitapta da görsün diye. Çünkü öyle bir derdimiz de var. Ölüm de hayatın bir parçası. Ama ben bunu çocuklara açıklayamadım ve o konuda küskünüz. Küsküsler bana. İşte dedim ya, böyle delice işlere kalkışıyorum. Bir kitap evim vardı, Masalcı diye. Orada bir yandan yazıyorum, bir yandan da kitap satmaya uğraşıyorum falan. Hep zarar ediyorum ama ben orada insanlarla görüşüyorum, buluşuyorum. Hoşuma gidiyor. Kitap severlerin o coşkusu buna iyi geliyor. Orada bir gün otururken parkın bitişinde Behçet Uz Parkı bileniniz vardır mutlaka. Behçet Uz Parkı'nın çatlarda sallanmışlardı. Bu ağaçların büyümesini kimler izlemiştir, kuşları hangi kimler tanıyordur. Sonra karşıma öyle çok ünlü çıktı ki çocukluğu orada geçen Sezen Aksu, Haluk Bilginer, bilmiyorum İzmir'de üç çocuk var dışarıda. O kitabı malzeme olacak bir dünya ünlü çıktı. Ve ben çok gene büyük cüretle işte gittim onlardan izinler aldım falan. Yine canım çıktı. 3,5-4 yıl oldu o kitap. Öyle 10 günde falan yazamıyorum. Tembelim. Sonra ne çıktı? Aynı de her yerde diye bir kitabım var. Geziyorum. Geziyor idik. Eşimle birlikte dünyada epey dolaştım. Ama ben gittiğim yerlerde insanlar harıl harıl kiliselere, müzelere falan gidiyorlar. Ben müzede tamam bir, hepsi birbirine benziyor gibi değil. Ben sokaklara gidiyorum ve çocuklara bakıyorum. Her ülkede çocuklar değişik. Bir ülkeye gidiyorsunuz, çocuk kafasını kaldırmıyor, eye contact, göz teması kurmuyor sizinle. Ben böyle inat ediyorum, görsün onunla bakışalım falan diye. Hep orada hikayeler var ama yanında geziyordu. Onları Aydede ile Aydede bileşiminde birleştirmeye çalıştım ve Aydede her yerde kitabım çıktı. O da bir ödül falan aldı ama benim için en büyük ödül çocukların ve yetişkinlerin kitaplarını sevmesi. Çünkü en iyi çocuk kitabı yetişkinin de okuduğu ve zevk aldığı kitaplar. Size lütfen öneriyorum, zaman zaman çocuk kitaplarını okuyun ve hakikaten içinizin rahatladığını hissedin. Başka ne kitabı kaldı? Havaya Bak kaldı. Daha Susu Daha Konuştu. Daha Susu Daha Konuştu da böyle bir kitap. Dağcı değilim, dağlara çıkmam. Bir şey yapmadım ama ben illa gençlerle ilgili dağcılık kitabı yazacağım. Yine eczacı bir arkadaşım var. Güler, senin eczacı, bir dağcı arkadaşlarım var falan. Yeni abi terhane. Son kitabı Radyo Pencere. Orada da şeyi çok dert ediyorum ben. Çevreyi, çevrecilik üzerine çok duruyorum ve çocukların o bilinci edilmesini istiyorum ama bunu böyle parmağını sallayarak işte çimlerin üstüne basma falan demek ne olmayacak? Olmaz. Ben dedim ki arılar çok organize hayvanlar. İnanılmaz bize öğretecekleri çok şey var ve çok okurdum onlarla ilgili. Orada da dedim arıları da katayım işin içine ama radyoyu da katayım. Çünkü radyoda bizim benim zamanımın hele hakikaten iletişim aracı ve çok acayip bir büyüsü var radyonun. Açarken böyle vah diye bir sesle açılmaz radyo. Çık diye bir sesle açılıyor. Siz böyle müthiş, hakikaten onun büyüsüne kapatın, elde değildir. Ne olur radyo dinleyin zaman zaman.
radyo iletişim aracı, arılar çok iletişimli hayvanlar. Böyle bir şey yaptım oradan da, bir kolaj yaptım kendi kendime. Ama bunlara hep debelene debelene yapıyorum. Şahizer arkadaşıma gene diyorum, senin arıcı arkadaşın vardı, Ahmet Bey'le buluşuyoruz. İşte filan falan. Ve sonra işte radyo pencere çıktı. İletişim, ama süreçinde de iletişimsizlik var. Anne ve baba ayrılmış bir ailenin çocuğu, Ekim'den bahsediyoruz. Böylece kitaplar ortaya çıktı. Benim yazma sistemim böyle. 9 tane gün ışığından, 2 tane EVS'den olmak üzere 11 tane kitabım var. Ama ben biraz çocuk kitaplarından bahsetmek isterim size. Çocuk kitabı okuyun sahiden. Nasıl okuyun? İlk anne adayı olduğunda bir anne 6. aydan itibaren karnındaki bebeğiyle iletişim kurabiliyor biliyorsun. Annenin sesini tanıyor çocuk bebek. Ve 6. aydan itibaren melodili bir sesle, hele çok tatlı bir sesle anne bebeğine kitap okursa bebek onu anlıyor. Kitap serüveni başlıyor. Bebek doğduktan 6 ay sonra da babanın sesini algılamaya başlıyor. Babalar maalesef şanssızlar bunda. 12 aylık bir süre yok, 9 aylık bir süre geçiyor. O dönemde baba da dahil olabilir. Yani baba ve anne okurlarsa çocuğa kitap sevgisini aşılamış oluyorlar. Artı kitapları alıyorlar ve oyuncakların arasına ser. Yani oyuncağa kadar çocuğun kitabını biliyorsunuz ama ben gene de söylemek istiyorum. Resimli kitaplarda yazının çok olmamasına, kitap seçiyorken okul öncesi kitaplarda yazının değil resmin bol olmasına dikkat ediyoruz. Soyut kavramları çocuk 10 yaşından itibaren kavrayabiliyor. Somutlardan gidiyor. Soyut hikayeleri çocuk o dönemde kavrayabiliyor. 9-10 yaşından itibaren kavrayabiliyor. İlkokul 1. sınıfa başladığında da öğretmen geliyor devreye. Şimdi biz hep şey yapıyoruz, çocuğumuz okumayı sevmiyor. Şimdi peki biz ne yaptık? Biz çocuğa rol modeli olduk mu? Anne ya da baba bir şeyler okurken çocuk gördü mü? Evde hiç değilse bir gazete alındı mı, okudu mu? Hayır, ama çocuğum okumuyor. İşte ceza veriyoruz. İşte şu kadar okursan bilgisayar kullanabilirsin. Ne olur? Asla. Yani okumak ceza değildir. Okumak zevktir. Ve çocuğa o zevki verdiğimiz zaman çocuk hayatın sonuna kadar okur. Çünkü onun arkadaşıdır artık. İlkokul öğretmeni anne baba kadar bunda deneyimli olmalı ve dikkatli olmalı. Şey görüyordum 10 yıl önce falan, bu kitabı oku, özetini çıkar, kanım çekiliyor yani. O kitabı, ben bu yaşımda bana birisi özet dediği zaman özet yapamıyorum. Yani özet çıkarmak korkunç bir şey. Onun yerine çocuğun can alıcı noktaları, eğer siz çocukla tartışmaya başlarsanız, interaktif bir şey yaparsanız, 2-3 dakika mı kaldı? Aman çok az kaldı, çok konuşmuşum ben. Öğretmenler çok konuşur ya. bunlar öğretmenin görevleri ama siz öğretmenin seçtiği kitapları ne olur veliler siz de okuyun. Çocuğunuza göre yine karar verin ama lütfen orada gördüğünüz en ufak bir argo sözcük. Diyelim moruk demiş, diyelim bir şey işte çöp demiş, salak demiş. Bir daha eğer bu edebiyat tadını bozmuyorsa, edebiyat tadını eğer yok etmiyorsa bu kadar üzerinde durmayalım ve bütününe bakalım, ormanı görelim. Eğer kitap bütününde iyiyse lütfen hemen kitabı çöp yapmayalım. Siz çocuğa verilen kitabı ne olur önce kendiniz okuyun. Çocuğu kütüphaneye, kitap evlerine alıştırın. Çocuk okumaya zaten bu şekilde alışacaktır. Ay benim panik yaptı şimdi, ne konuşacağım şaşırıyorum. Kaç dakika var ya kitabı okumaya? toparlıyorum. Şimdi çocuk kitapları okuyun diyorum ya, yetişkinler okuma kulüpleri kuruyorlar, yetişkin kitapları okuyorlar. Bir iki tanesine ben de denk geldim ve hani elle gel falan dediler, gittim, çok güzel bir şey. Biz de öğretmen arkadaşlarımı örgütledim, 6 öğretmen arkadaşım var şu anda, renkli odamıza gidiyoruz. 2 haftada bir çarşamba günü 18.30 ile 20.30 arasında bir çocuk kitabını hepimiz birden okuyoruz ve inceliyoruz. İnanılmaz tatlı bir şey oluyor ve hepimiz hakikaten koşarak gidiyoruz. Ben her bir şeyi bir yana bırakıyorum ve oraya gidiyorum. Bugün kadar ne okuduk? 35 kilo tembel teneke diye bir kitap vardır, bilmiyorum. Bilenler el kaldırabilir, çok güzel. Balık diye bir kitabı vardır, yine gidiyor Şiyan'ın.
Aileyi beklerken diye bu Yahudi meselesini, çocuklar çünkü savaş işlerinde hiç o yerleri bilmiyorlar, o durumları bilmiyorlar. Nazi kim diyorsun bilmiyor, Yahudi kim diyorsun bilmiyor. Anneyi beklerken, Anneyi beklerken diye bir kitabımız var. Şimdi Rüzgara Bırakılan Dilekler diye bir kitabımızı bitirdik. Çukurlar diye olağanüstü lise 3 kitap, lise 3 sınıflarına olabilir, üniversite çocuğu da okuyabilir. Ne olur yetişkinler de okuyabilir. Çukurlar iletişim derinlerinden çıktı. İnanılmaz güzel inceliyoruz kitapları ve bundan büyük zevk duyuyoruz. Devam da edeceğiz. Burada bitireyim, teşekkür ediyorum. Ben bunu bedeli ödeyemem. Şimdi ben gene benden böyle bir isteğiniz olursa okuma kültürü üzerine farklı bir söyleşi daha uzun bir zamanda isterseniz aynı sözcük yapabiliriz. Bunu bir söz verebilirim. İsterseniz. İlkokul 1. sınıftan 8. sınıfa kadar, 8. sınıfın sonuna kadar olan bölümdeki bütün kitapları saptadım, biraz değişecek. İşte ben biraz deli işler yapıyorum. Bütün bir yaz herhalde 60'a yakın çocuk kitap okumuşumdur, bir genç kitap okumuşumdur. Onlar arasından hakikaten çocuğumuza uygunluğuna çok düşünerek karar verdiğim kitaplar bunlar. Yardım da aldım. Çok iyi edebiyatçı arkadaşlarımdan, yazar arkadaşlarımdan da yardımlar da aldım. Ve böyle bir liste çıktı ortaya. Bunu da paylaşabilirim. Teşekkür ederim. Lütfen hemen gitmeyin. Teşekkürler. Şunu hemen bir altın çizmek isterim size. Hazır Hacer Bey benim de buradayken. Birincisi, renkli oda hem Instagram hem Facebook'ta var mı sadece? Ben en sonunda... Ha, zaten gösteriyor olacaksın. Şahane. Özellikle meslektaşlarımızın çok yakından takip etmesini şiddetle altın çizdiğim bir yer. Sevgili Doğa birazdan paylaşacak Renk Oda'nın sosyal medya hesaplarını. İkincisi, bence bunu artık açıklayabiliriz. Ben İzmir'in çok güzel organizasyonlarından bir tanesi Eçev ailesine, geçen anda Çetin Vakfı'nın organize ettiği 5 litre 6.yı yapıyor olacağız değil mi bu yıl? 6.yı yapıyor olacağız. Hazır üçümüz de buradayken bence sevgili Şahser Senem Telli, önce bizi de bu tarafa davet edeyim. Çok güzel alkışlarla. Sizin de herkesin görmesini çok isterim. Yani İzmir'de sosyal gönüllülüğün anaç tarafı, o olmazsa bu işler mutlaka bir taraf eksik kalır. Sizi de bu tarafa doğru bir alayım. Ege Çağda Şehitin Barklı'nın 6. yıldır organize ettiği ve benim her seferinde içinde olmaktan çok keyif aldığım Çocuk ve Gençlik Edebiyatı günü var. Bu yıl 11-12 Ocak. SEV okullarının, SEV İK yönetim kurumlarının ev sahipliği gerçekleşecek ve şahane bir etkinlik olacak. Hiçbir yerde daha paylaşmadık ama böyle... Bugün söyleyebiliriz değil mi? Artık bugün... ama böyle konumuzu paylaşmadık. Paylaştık. Hadi ya ben takip etmedim. Neyse o zaman çok çok heyecanla paylaşayım ama Onur konumunu paylaşabilirim. Onur konumuz belli oldu. Onunla da uzun zamandır yazışmalar devam ediyordu. Hepinizin eminim böyle kanını coşturacak bir kitaptan bahsedeceğim. Kum Kurdumuz. Kum Kurdu'nun yazarı Asalint bizimle beraber olacak. 11-12 Ocak'ta bizimle beraber 11 Ocak'ta kapanış söyleşisini yapıyor olacak. 11 Ocak Cumartesi günü tüm gün boyunca sanırım 7-8 farklı alanda deneyim biriktirmiş kişiler. Sadece edebiyatçılar değil, içinde çizerler de var, dansçılar var, kuklacılar var. Çünkü hayal kurmak, hayal kurmak temasıyla bu 6.'yı gerçekleştiriyor olacak Eçev ailesi. Hatta onu lütfen öğretmenim bir paylaşıyor olun. Sizden bir duyalım, nereden takip ederiz, ne yaparız? Eçev.org.tr web sitesinden takip edebilirsiniz. Facebook var Eçev'in aynı zamanda. Facebook'undan da yayınlandı. Bunu paylaştık bugün. Öğrenciler arasında yapılan hem ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde şiir ve öykü yarışması. Bu seneki konusu hayal kurmaktı. Geçen yıl muhteşem öyküler arasında hangisini seçeceğimizi bilemez bir şekilde dolaştık. Fakat çok gerçekten Hacer Hanım'ın da söylediği gibi çocuklardan çok şey öğrendik. Öykülerle, şiirlerle. Bu yılda yine... Bütün bu çalışmalar Milli Eğitim Müdürlüğü onayıyla oluyor. Yani legal şeyler bunlar. Ve ilk üç diyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü demiyoruz.
İlk üçe küçücük ödüllerimiz, kitap armağanlarımız da oluyor. Çocuklarımızı, öğrencilerimizi hem eşini tanımak hem edebiyatla iç içe olmak için bu yarışmaya yönlendirmeniz hem onların hem de bizim için kazan kazan olacak. İyi bir etkinlik olacak. Sevgiler izler. Buyurun. İletişimler için var mı olacak acaba? Çocuk edebiyatıyla ilgili pazar gününde de yetişkinlerin de katılabileceği bir etkinlik var. Yani yarışmayı mı sormuştun? Ha, yarışma. Ha, yarışma kısmında. Biz çocuk ve gençlik edebiyatı adı altında çıktık. Gerçekten edebiyat ürünü yazar bizi. Hikayeler olabilir ya da başkaları. Bu da ilginç bir fikir. Bu bir, bize bir fikir, bunu kendi aramızda da tartışabiliriz, komisyon üyelerinin içi burada nasıl olsa bunu duyduk. Bunu da evet, güzel bir fikir, bunu da alabiliriz. Süper. Cumartesi günü yetişkinleri, eğitimcileri ilgilendiriyor ama pazar günü de çocukların katılabildiği yine çok güzel bir etkinlik olacak. Çocuklar ve velilerle ilgili yine Ecevit'in sayfaları üzerinden bugün yayına çıkılmaya başladı. Lütfen bu çocuk ve gençlik edebiyatı gününü takip ediniz efendim. Çünkü bir daha insan gözüyle görürüz göremeyiz. Öyle güzel insanların hepsini bir araya getirmiş olacağız. Bu da şiddetle tavsiyemizdir. Bu iki güzel insana bu bahaneyle kocaman alkışlara gönderiyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi renkli odanın bir rengini duyduk ve tanıdık sevgili Hacer Kılıcıoğlu'nu. Şimdi bir diğer rengi sevgili Doğa Kılıcıoğlu. Buyursunlar. Hepinize merhaba. Tabii umut verenlerde olmak çok güzel bir şey. Ama asıl umut veren sizlersiniz bize. İzmir'e taşındıktan sonra eğitim alanında gerçekten bir sürü aynı şekilde bana umut veren ve İzmir'i çok farklı algılamamı, eğitim çok farklı algılamamı sağlayan bir sürü insan da burada. Zikzak sayesinde, Yusuf sayesinde ve bu kooperatif sayesinde tanıştım. Şimdi galiba olacak, evet. Evet, bu benim. Evet, şimdi biraz kendimden bahsedeceğim. Açıkta bir rız var. Oradan, tamam, teknik. Evet, şöyle yapınca, hiç kıpırdamazsam belki olmaz, tamam. Ben Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezunum. 2003 yılında... Evet, 2003 yılında Üç Kulaklı adında bir belgesel yaptım, görme engellilerle ilgili. Bununla altın portakal almıştım o zaman. Daha ilerleyen zamanlarda bunu kardeşim Can'la birlikte yapmıştık. Daha ilerleyen zamanlarda birçok birlikte film yaptık ve daha sonra da kamerayla İzdivaç adında bir belgesel yaptım. Tabii bundan önce mezun olduktan sonra Fransa'ya Sorbonne'a yüksek lisans yapmaya gittim. Geri döndüm. Bir takım işte reklamlarda, dizilerde çalıştım. Yaprak dökümünde çalıştım mesela. Hayatımın en ilginç işiydi. Çünkü gerçekten çok şey öğrendim. Türkiye'ye dair ve hani televizyona dair de çok şey öğrendim. Üç bölümde oynadım. Ege Aydan'ın sekreterini oynamıştım. Şöyle söyleyeyim size, demin altın portakal aldım dedim ya. Ondan çok daha fazla tebrik aldım ailemden. Yengem benimle gurur duyduğunu söyledim. Gerçekten müthiş bir olaydı. Hala tekrarları var, hala ekmeğini yiyorum, arıyorlar falan sağ olsun. Kamerayla İzdivaç'ta televizyonda evlendirme programlarıyla ilgili çektiğimiz bir belgesel. Bunda da kardeşimle birlikte çalışmıştık. Bunun da şöyle bir şeyi var. Yani bu çekim alanlarımız gittik ve oraya insanlar niçin evlenmeye geliyorlar, izleyiciler, hani paralı izleyiciler de var, nasıl bir motivasyon içindeler diye böyle çekimler yaptık. Onun da şöyle iyi bir tarafı oldu, kardeşim ben, şöyle iyi bir tarafı oldu, kamerayla İzdivaç'tan sonra evlendim. herkes şey diyor yani, hatta bekarlığa vedamda falan iyi ki gitti, işte o sayede evlendi falan diye böyle şeyler yapmışlardı. Daha sonra şu anda da başka bir belgeselim var.
Adı Kucak, Kucak'la ilgili. Bir söyleşide işte dedim, Kucak diye bir belgeselim var. Dediler, ha o zaman da bir çocuğunuz oldu demek ki daha sonra. Evet, Güneş adında da 4 yaşında bir kızım var. Evet, kardeşimle Delice filmi kurduk 2008 yılında. Delice filmini çok rahat kullanıyoruz çünkü gerçekten zaten deli bir kişi. Yani Türkiye'de film yapmak, sanatla uğraşmak. İki deli olarak şöyle bir bisiklete binip filmler yaptık. Daha sonra Karnaval adında uzun metraj bir filmimiz var. Vizyona da girdi. 3 hafta vizyonda kaldık. Batmadık, onu söylüyorum. Bir bağımsız film için bu bile çok büyük bir başarı. Ve ondan da çok şey öğrendim. Tülin Özlem'le Serdar Orçin başrolü oynuyordu. Ve İstanbul'dayken de aynı zamanda eğitimler vermeye başladık. Annemin bir lafı var, bizim ailede söylüyor şimdi. Hepiniz bir gün öğretmen olacaksınız falan diye bir lafı vardı annem. Gerçekten Can da şimdi oyunculuk eğitimi veriyor. Ben de çocuklarla ve yetişkinlerle çalışıyorum. Eğitim hayatına kaçamadık. Teyzem de öğretmen falan öyle gidiyor. Ama mühendis olmadık Allah'tan. Galatasaray Üniversitesi'nde de dersler verdim. Belgesel sinema dersleri. Şimdi üniversitede arkadaşlar var aramızda. Üniversitede ders vermek çok keyifli bir şey. Ama benim Galatasaray'da gördüğüm şey şöyle bir şey oldu. Artık belli şeyleri değiştirmek için, yani kökten değiştirebilmek için biraz geç bir vakit oluyor. İlgili insan her zaman ilgili oluyor ve her zaman değişime müsait. Ben İstanbul'a gittim, hayatım değişti, yani hayata bakışım da değişti. Ama biraz daha etkili olabilmek için eğitim alanında daha küçük yaşa inmek gerektiğini de düşündüm. Ve İzmir'e geldikten sonra ilginç bir kırılma yaşadım hayatımda. Çocuklarla çalışmaya başladım. Tabii bu kendi çocuğu da insan olduktan sonra işte hayata farklı bakmaya da başlıyor. Ama şöyle düşündüm. Şimdi üniversite yıllarında ben film okuma dersleri aldım. Reklamcılık dersleri aldım. Ve iletişimle ilgili bir sürü ders aldım. Ve daha sonra bunu üniversite öğrencilerine ve yetişkinlere anlattım. Ve dedim ki, evet bir görseli anlamayı, işte algılamayı, mesajını almayı biz gençlere, yetişkinlere öğretiyoruz ama asıl çocuklara öğretmemiz gerekiyor bunu. O yüzden döndükten sonra İzmir'e geri gelince çocuklarla çalışıp aslında yetişkinlere yaptığım şeyi onların dilinde yapmaya başladım. Yani son 4 yılda bunu yapıyorum aslında. Ve açıkçası bundan çok büyük bir geri dönüş alıyorum. Neden? Çünkü süreklilik çok önemli diyorsun ya. 4 yıldır aynı okulda eğitim veriyorum. Başladığımda 1. sınıfta öğrencilerim. Şimdi 4. sınıfa geldiler. Biraz onlarla ne yapıyorum onu anlatayım isterseniz size. Yaptığımız şu. Aslında onların ilgisini çekecek bir şey. Videosuz tek bir dersin bile geçmiyor. Bir çizgi film ya da çocuk klasikleri ya da kimi zaman işte bir filmden bir parça alıp çocuklarla izliyoruz. Sık sık durdurup, şimdi bu ne oldu? Şimdi bu oyuncu ne yapıyor? Sizce kafasında ne var? Ne demek istiyor? Diye sürekli konuşuyorum çocuklar. Ve işin güzel tarafı, bu sayede çocuklar her biri kendi düşüncesini bilir. Bir şey yasak, başkasının söylediğine böyle tükaka demek ya da küfretmek ya da hani o tür herkes düşüncesini söylemekte özgür. Ve aslında doğru eleştiri yapmayı da, çünkü eleştiri yapmayı da bilmiyoruz ya, ya da sevdim sevmedim, neyi sevdim neyi sevmedim üzerine. Neyse bunun üzerine oldukça konuşuyoruz. Aslına bakarsanız filmleri ben çocuklarla iletişim kurmak için, onlarla sohbet etmek için bir yöntem olarak kullanıyorum. Çünkü yani yakınızda küçük çocuk varsa onları nasıl televizyon izlediğini belki görmüşsünüzdür. Yani böyle hipnotize olarak, o yüzden ne izledikleri çok önemli. İzledikten sonra onlarla konuşmamız da bir o kadar önemli. Öğrencilere diyorum ki lütfen şu filmleri, çünkü uzun metraj filmler gözüyoruz, ailenizle izleyin. Tamam diyorlar ve bir ya da ikisi sadece izlemiş oluyor. Aileler çok yorgun biliyorum. Ama mesela geçenlerde sordum kaçınız ailesiyle film izliyor dedim. Bir baktım bütün sınıfı kaldırdı. Şaşırdım, harika ne izliyorsunuz? Netflix izliyoruz. İşte büyük filmleri izliyoruz, korku filmi izliyoruz falan. Ama hiçbir yetişkin kalkıp çocuklarla bir çocuk filmi izlemiyor. Halbuki ona çok büyük bir katkısı olacak onun. Burada mesela Mona Lisa'yı işliyorum. Ama Mona Lisa'yı Pembe Panter üzerinden işliyorum.
Pembe Panter'in Mona Lisa'lı bir bölüm var. Bakar mısınız suratlara? Yani ne kadar mutlular ve gerçekten ve hiç unutmuyorlar. Daha sonra mümkün değil Mona Lisa'yı unutmaları. Ama ders uzun, 40 dakika. Çocuklar mesela 1. sınıftan 6. sınıfa kadar ders veriyorum. Günün sonunda girdiğim bir sınıf var birlerde. Bir çocuk her hafta uyuyor. Yani diyorum ki 9 saat hiç kolay değil. O yüzden mümkün olduğu çok katmanlı yapıyorum. İşte mesela bir video izletip üzerine konuşup sonra da üzerine resim yaptırtıyorum. Ama resim yaptırdığımda da onları özgür bırakıyorum. İçinde Mona Lisa geçen herhangi bir mesela resim yapın. Kimisi alıyor, Mona Lisa yapan bir adamı çiziyor. Kimisi böyle Mona Lisa'nın bir yüzü biliyor, bir yüzünün bir tarafı. Kimisi de böyle bir resim yapmış, bir de bana böyle poz veriyor. Bakar mısınız? Böyle bakınca böyle bana Mona Lisa'yı anlatıyor. Ya da Van Gogh gibi. Ya da mesela Totoro diye bilir misiniz bilmiyorum. Çok güzel bir çocuk animasyonu vardır. Ben birinci sınıflara rahatlıkla izletiyorum. Onu izletip hadi şimdi Totoro'larımızı çizelim diyorum. Böyle muhteşem şeyler çiziyorlar. Bunu niye yapıyorum? Çünkü çocukların çok az kullandıkları okulda işte dil yeteneği, işte yaratıcı kısım ya da görsel algılama ya da çizmek hepsini birleştirerek 40 dakikayı ben o şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Burada gördüğünüzde de mesela tablo çözümleme yapıyoruz. Bir tabloyu açıyorum ve tek tek bir tablo ya 40 dakika boyunca ortaokul öğrencisi tabloya bakıp detaylar üzerine konuşuyor. Ona bir isim veriyor, rengini ve işte şeyi sorguluyor. Bu da mesela onlar için çok iyi bir şey oluyor. Çünkü her şey önlerinden akıp gidiyor ya artık çocukların yani ve sabırsızlar ya. Düşünsenize siz en son ne zaman bir çocuğun 40 dakika boyunca tek bir şeye baktığını gördünüz. Hani bu da onlar için böyle çok iyi bir egzersiz oluyor bence. Ortaokullarda yaptığım bir şey daha var. Kaç dakikam var? Tamam peki. Ortaokullarla yaptığım bir şey daha var. O da reklam analizi. Şimdi okulda reklam dersi aldım dedim ya reklamcılık. Aslında ben cephenin öbür tarafından geliyorum. Yani çünkü reklamcılık dersinde bize nasıl etkileyeceğimiz insanları, işte köftenin köfteyi cızırtısını nasıl satacağımız, işte hedef kitle falan bir sürü şey öğretiliyor. Ben o bilgileri alıyorum. Ve çocuklara diyorum ki, bakın, gelin bakalım bizi nasıl etkilemeye çalışıyor bu reklamlar. Gerçekten de çocuklar bir süre sonra ilk bir reklamı izlettiğimde böyle nasıl bu reklamın mesajı ne dediğimde çok iyi bir süpürge, elektrik süpürgesi çok sessiz çalışıyor öğretmenim derken biz bunun üstüne biraz konuştuktan sonra cinsiyetçi söyleme, işte kadının evdeki rolüne, işte öğretmenim bir şey dikkatimiz çekti, niye hep anne süpürgeyle evi temizleyen niye anne falan gibi şeyleri sorgulamaya başlıyorlar. Şöyle bir şey oluyor, şöyle bir geri bildirim bazen alıyorum, öğretmen beyniniz yandı. Diyorum ki yani başka şeylerden beyniniz yanacağına biraz bundan yansın. Ama onda da dozu iyi şey yapmak, ayarlamak gerekiyor. Mesela bir hafta reklam analizi yapıyorsam öbür hafta onlara geleceğe dönüş izletiyorum. Böylece hani o hafif pişecek ama yanmayacak şeyinde kalmaya çalışıyorum. Çocuklarına stop motion yapmaya başladık. Stop motion da şöyle bir şey, fotoğraf çeke çeke aslında animasyon yani bir şeyi hareketli hale getirmek, oyun hamurları, legolarla ve çocuklar kendilerinde bambaşka bir şey keşfediyorlar. Yani bir kere şöyle genel bir şey oluyor benim derslerimde, benim dersimde en başarılı olan öğrenciler bütün öğretmenlerin eyvah eyvah dedikleri çocuklar oluyor. Yani çünkü şey olduğunu düşünüyorum, o sistemin içinde onları yakalayabilecek bir şey bulamadıkları için çocuklar ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Ama doğru alana kanalize olduklarında, yani biz birbirimizi görüyoruz, ben diyorum ben seni anlıyorum. Ve bu şekilde mesela bazı öğrenciler var, çok çekingen olan ve hiç konuşmayan ama film yapmaya başlıyor ve bir şekilde çocuk muhteşem bir cevher çıkıyor içinden. Ve bu çocuklar senaryolar yazıp kendileri ödül aldılar yani. Baktığınızda. Ben de onlara sadece yol açmaya çalışıyorum bu alanda. Ve 4 yılın sonunda evet renkli odaya geldik. Renkli odadan bir fotoğraf koymuş olayım. Renkli odada da çocuklarla böyle çalışmalar yapabiliyoruz. Renkli oda ilginç bir mekan çünkü çok küçük bir yer aslında. Yani böyle 20 metrekare diyebiliriz. Ve aslında çok renkli değil.
Gri ve sarı renklerden daha çok oluşuyor. Adının renkli oda olmasının sebebi içindekilerden kaynaklanıyor. Çünkü oda içindekilerle renklenir diyoruz. Ve orada ortaya çıkan filmlerle çocukların yarattıklarıyla aslında renkli oda renkleniyor. Burada her çocuğa işte telefon verip onlara çeşitli legolar ve başka oyuncaklarla kendi hikayelerini anlatma şeyi veriyorum. Şimdi burada önemli olan stop motion'da şunu keşfettim. Bir süre onların yaptıklarına baktıktan sonra işte şöyle şeyler olmaya başladı. Çok fazla kırmızı hamurum bitiyor benim. Çok fazla kırmızı kartonum bitiyor. Siyah bitiyor. Ne oluyor falan dedim. Kan akıyor. Yani inanılmaz derecede ateşler, alevler, kan ve ben böyle eskiden olsa eyvah çocuklar çok şiddet dolu falan derdim ama bir yerden sonra şey olduğunu fark ettim. Çocuklar için bunun bir terapi olduğunu, içlerindeki kimi zaman negatif şeyleri, öfkeyi, ne bileyim ergenlerim var onların sınav kaygısı bir sürü şeyin aktığını fark ettim. Bu konuda sanat terapisi eğitimi almaya başladım. Bir terapist olmayacağım ama çocukların en azından kendini ifade etmelerinde biraz yol açmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok sıkışmış durumdalar, çok iyi anlıyorum. Bu mesela odamız. Bu renkli odanın en büyük özelliklerinden biri her şey katlanabiliyor. Çünkü bir sürü şey yapıyoruz. Annem de orada atölye yapıyor, masayı ortaya çekip mesela öğretmenler de atölyesini o şekilde yapıyor. Bu boş hali. Burada duvarı şeyle, projektörle şey yapıyoruz, yansıtıyoruz ve işte ilk önce film izliyoruz. Çünkü önce bir şeyler öğreniyorlar, izliyorlar, ondan sonra kendi hikayelerine geçiyorlar. Bu stop motion sınıfı. Bu da film okuma sınıfı. Film okumada da yeni başladık ona da. 4 yıldır yaptığım şeyin çok benzerini yapıyorum. Kısa filmler izleyip, mesela bu Akran Zorbalığı ile ilgili bir çizgi film. Çok enfes bir çizgi filmdir. Something adı. Üç dağın diğer küçük dağı küçümsemesi ve onu itip kalkması ile ilgili. Çocuklar filmin bir yerinde onun zorbalıkla ilgili olduğunu anlıyorlar ve bu sayede mesela çocuklarla zorbalık hakkında sohbet edebiliyoruz. Burada en önemli şeylerden biri, ben okuldayken tabii ki okul benim mekanım değil ve sıranın üstünde çok uyuyor çocuklar, yoruluyor demiştim ya. Hep şey dedim, yani aslında çocuklar minderlerin üstünde izleyebilseler bir şeyleri ama bu sefer de çember yapamıyoruz çünkü bir taraf var. Böyle bir çözüm bulduk yerlerde. Şöyle ilginç bir şey oluyor film okumada, 7-10 yaş arası gibi oluyor genelde. Şeyi görüyorum, 7 yaşındakiler böyle 30 dakikadan sonra bir kıpraşmaya başlıyor. Diyorum ki yer değiştirmek isteyen var mı? Koltuktakiler diyor ki ben aşağı inmek istiyorum çünkü hep orada oturmak istemiş aslında. O da diyor ki benim sırtım ağrıdı diyor. Bir yer değiştiriyoruz sınıfın içinde. Tekrar böylece devam edebiliyoruz. Bu onların şeyine de yardımcı oluyor. Kaynaşmasına da yardımcı oluyor fiziksel değişimde ve şöyle bir şey oldu. Şimdi 4 yılın sonunda ben bir sürü film izlettim, çocuklara konuştuk üstüne ve klasikler mesela şöyle bir şey oldu. Bu hangi filmin afişi biliyor musunuz? Evet, Up. Peki, sinemayı düşündüğünüzde yine böyle uçan bir ev geliyor mu hiç aklınıza herhangi bir filmde? Evet. Oz büyücüsünde de aynı. Çocuklara sorduğumda, çocuklar bir ev daha vardı hani uçuyordu dediğimde çocuklar Oz büyücüsünü tanıdıkları için Oz büyücüsü, 1939 yapımı bir film Oz büyücüsü. Siyah beyaz, yarısı siyah beyaz, yarısı renkli olan. Çok enfes bir filmdir. Ve hala çok zevkle izliyor çocuklar. Oz büyücüsü diyorlar. Peki diyorum, ya balonlarla uçmak dediğimde bu ev, uçan ev dışında bir şey geliyor mu sinemada aklınıza, çocuk filmlerinde? Balonlarla. Başka var mı Murat Hocam için? Murat Hocam? Çocuklar kırmızı balon diyorlar. Şimdi bu benim için, şimdi bile tüylerim diken diken oluyor. Benim için müthiş bir şey çünkü artık çocuklarla bir yol kat ettiğimizi gösteriyor. Ya da mesela Wall-E'yi bilirsiniz değil mi? Wall-E kime benziyor sinemada? Hangi film? Çocuklar E.T. diyorlar. Hatta ben sormadan Wall-E'yi izlediklerini çünkü E.T.'yi de izliyorlar. Aa E.T.'ye ne kadar benziyor öğretmenim. Evet gerçekten öyle.
Ve Wally'nin mesela hareketleri hep şapşal, oraya buraya çarpan böyle ama çok da komik bir karakter ya. Sinema tarihinde kime benziyor sizce? Öyle çok komik ve şapşal olan. Charlie Chaplin. Evet. Charlie Chaplin ve belki bilmezsiniz ama Buster Keaton var siyah beyaz sinemada. Onu da çocuklarla şey yapıyoruz. Ve gerçekten de Wally'nin hikayesine baktığımızda yönetmenleri bir yıl boyunca öğle yemeğinde Charlie Chaplin ve Buster Keaton filmleri izliyorlar. Şimdi bu... Buster Keaton filmlerle Charlie Chaplin filmlerle öğle çarpıyorlar. Evet, şöyle yapıyorum. Birinci sınıfta Charlie Chaplin'i öğretiyorum. İkinci sınıfta Buster Keaton. Sonra hatırlasınlar diye Charlie Chaplin'den de bir şey izletip oynatıyorum. Sınıfın bir kısmı Buster Keaton'cı oluyor, bir kısmı Charlie Chaplin'ci oluyor. O çok keyifli bir atışmadır. Bazı aynı zamandalar, evet bayağı ama Charlie Chaplin daha sempatik göründüğü için Buster Keaton'ın özel şimdi başlayacağım hiç bilmediği için onu daha antipatik buluyorlar. Stone Face falan. Neyse çok şey yapmayayım, girmeyeyim. Yani bu söylemeye çalıştığım şu aslında. Çocukların neymiş bir çizgi filmle diğeri arasında benzerlik bulmuş şu bu. Yani bu eğlenceli bir şey, yine ötesinde bir şey. Bir çocuklar bir şeylerin arasında bağlantı kurmayı öğreniyorlar. Bir şeye kuş bakışı bakmayı öğreniyorlar. Ve bu söylediğim düşünce tarzı aslına bakarsanız hayatta başka bir sürü şeye yayılıyor. Ve velilere, yani başarı odaklı velilere de şey diyorum. Yani matematikle fen arasında, fenle sosyal arasında da çocuğunuz böyle bir ilişki kurduğunda iş bitmiştir diyorum. O zaman daha çok ikna oluyorlar ama genel olarak benim çocuklarda gördüğüm böyle güzel bir şey var. Ben niye bu işi yapıyorum? Bir yandan belgeselimi yapmaya devam ediyorum ama çocuklarla çalışmak, eğitim alanında çalışmak bana çok iyi geliyor. Çünkü sanırım şunu keşfettim ki inanmadığım bir şey yapamıyorum ben bu hayatta. O yüzden gidip bir reklamcı olamadım ya da böyle hani bir şey olamadım. Beyaz yakalı biri olamadım en azından reklam sektöründe. Ve çocuklarla çalışmam gerektiğini düşünüyorum çünkü yani en azından günümüz Türkiye'sinde çocuklara borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Ah, çok güzelsiniz yahu. Lütfen bunlardan da bahsederseniz sizi nereden takip edeceğiz? Ya bu Totoro. Az önce çocukların resmi çizdiğini tahmin ettiğiniz gibi çok seviyorum. O yüzden Totoro ile veda etmek istemişsin. Bu benim özel hesabım. Instagram ama bütün duyurularım, atölyelerim ve kimi zaman da böyle film tavsiyelerim falan oluyor. Onların olduğu hesap. Alttaki de renkli odamızın Instagram hesabı. Yine aynı şekilde atölyeleri orada duyuruyoruz. Alttaki web sitesi de biraz güncelleyemedi uzun zamandır ama en azından filmlerim, kısa filmlerim, belgesellerim ve atölyelerle ilgili fotoğraflar, bilgiler orada mevcut. İstediğiniz gibi iletişime geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir paylaşım. Aldım efendim tabiyeti. Çok güzelsiniz. Gerçekten renkli oda. İyi ki varsınız. İyi ki yıllardır biriktirdiğiniz deneyimler. Bir de böyle güzel bir odada birleşti. Hem edebiyatın çekiciliği hem bir yandan görsel sanatların çekiciliğiyle birleşmiş oldu. Efendim şimdi ara vermeden önce saati